Allah gecenizi hayır etsin. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayır etsin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayır etsin. Üstadlarımızdan Ahes Kalı Ali Haydar Efendi, dediğimiz Zat Mahmud Efendi'nin üstad olan zatını, yani aynı kiliseden miyiz? Allah razı olsun. Bununla alakalı bir karışıklık var. Ama benim yaptığım araştırmanın neticesinde aynı silsile değil. Belki de aynıdır. Ona bir şey diyemem. Ama aynı silsile değil bildiğim kadarıyla. Bizim silsilemiz olan Ahıska'dan gelen Ali Haydar Efendi'yle Mahmud Efendi'nin şeyhi olan Ali Haydar Efendi aynı kimseler değil. Bir tek soru. Tasavvuf anlayışında eksiklikler bundan rahmet tam olan da Allah'tan Allah'ın üzerine eksiklik izafe edilmez. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın kavminin Nuh Aleyhisselam'a uymaması Nuh Aleyhisselam'ın eksikliği. Peygamberleri bu noktada eksik noksan görmek şirk. Bunu İbn-i Arabi görüyor ama Nuh Aleyhisselam'ın eksikliği demiş. Parantez açmış. Oraya da bir tanım yazmış. Onu algılayamadılar. Yani tanımı onun iki cihetini söylemiş hatta. İki ciheti var bunda. Nuh Aleyhisselam'ın eksikliği demiş. Ayrıldığımız yerler olabilir. Arabi öyle söyledi diye biz onu kabul etme noktasında değiliz. Peygamberlerin üzerinde zerreler görülmüştür. Adem Aleyhisselam'ın unutması gibi. Yunus Aleyhisselam'ın Allah'ın emrini beklemeksizin oradan hicret etmeyi istemesi gibi. Bunlar da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin faziletinin ortaya çıkması için olan zerrelerdir. Çünkü bir şey tamın karşısında çok küçük eksiklikler olacak ki tamın fazileti belli olur. O yüzden peygamberlerin üzerinde eksiklik, noksanlık izafe etmek, peygamberlerin üzerinde bu bir şey koymak ehl-i sünnet düşüncesinin dışında. Nuh Aleyhisselam'ın üzerinde eksiklik derken küçük zerreler farklı bir şey. Ama o zerrelerin üzerinden bizim bina ettiğimiz çok edebi uygun şeyler değil. Biz Adem Aleyhisselam'ın üzerindeki o unutmasının üzerinde bir şey bina etmeyiz. Çünkü onun unutmasını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ortadan kaldırmış, unuttuklarından sorumlu değilsiniz. Peygamberlerin evveli ve ahiri olan Hazreti Muhammed Mustafa zahiri noktada insanlığın evveli olan Adem Aleyhisselam'ın o unutmasının şerhini yapmış. O yüzden Adem Aleyhisselam'ın unutmasının üzerine bir zerre dediğimiz şey küçük günah da değil. Ya unutma nasıl günah değilse, küçük günah da değilse bu. Eksiklik dediğimizde şimdi insanlar eksikliği fazla bir şeymiş gibi algılıyorlar. O yüzden eksiklik lafını peygamberlerin üzerinden almaya çalışıyorum. Mesela bugün toplumun eksiklik kelimesine baktığında
onun üzerine çok mana yüklüyor. Yani onu günah kebaire yakın bir şeymiş gibi görüyor. Oysa eksiklik dediğimiz şey bir kimsenin unutması gibi. Bu nasıl unutma sorunu değil. Eksiklik dediğimiz şey bir kimsenin bu noktada gücünün yetmemesi gibi. Eksiklik dediğimiz şey yani mana itibariyle eskilerin üzerinden bakacak olursa bir kimsenin 1000 metreyi değil 900 metreyi görmesidir. Ama şimdi insanlar eksikliği hiç görmemek gibi algılıyor. Ve o yüzden peygamberlerin üzerinde eksiklik değil, bunu daha dini terminoloji noktasında zerreyi o yüzden tercih ediyoruz. Kavmiye kabul ettiniz mi Nuh Aleyhisselam'ın eksikliği olarak algılanmaz. Kabul etmeyenlerin eksikliği olarak algılanır ve Nuh Aleyhisselam'ın imtihanı olarak İnsanlığın imtihanıdır. Cenab-ı Hak yeryüzünü bir daha yeniden bir elbise biçecek, yeniden silip süpürecek, yeniden inşa edecek. Cenab-ı Hak Nuh'tan sonra bir daha inşa etti. Biz Nuh Aleyhisselam'dan önceki teknolojiyi, Nuh Aleyhisselam'dan önceki algıyı, Nuh Aleyhisselam'dan önceki dünyayı bilmiyoruz mesela. Yani batan Atlantis İmparatorluğu'nun ne olduğunu bilmiyoruz. Belki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Dünya üzerinde Nuh'tan önceki hadiseleri ancak eski ahit ve yeni ahit ve Kur'an-ı Kerim'den bilinir. Eski ahide ve yeni ahide de bakarken Kur'an-ı Kerim'i temel olarak ben alıp bakıp temel olarak alaraktan bakıyorum. Yoksa eski ve yeni ahitten biz direkt bakacak olursak Allah muhafaza eylesin, ayağımız kayabilir. O zaman Kur'an-ı Kerim'in gözlüğüyle eski ve yeni ahide bakınca bakışımızın sağlam olacağını düşünerekten öyle bakıyoruz. Öyle bakınca da bu sefer Nuh Aleyhisselam'dan önceki dünya hayatıyla alakalı elimizde fazla bir şey yok. Onun Hazreti Peygamber sallallahu oradan hareket edince o kimse yani normalde sen ben değil ama bugün müsteşrikler dini ifsad etmeye çalışan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri nezdinde sünnetlere ve hadislere saldıraraktan İslam dünyasını dizayn vermeye çalışanlar bunun üzerinden hareket ederekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerinde de eksiklik noksanlık kurgulamaya çalışırlar. Arabi çok makul ihlas ve samimiyet noktasında meselenin anlaşılması için öyle bir parmak basabilir. Evet yani orada öyle bir parmak basabilir ama bunu bugün için Nuh Aleyhisselam'ın eksikliğinden dolayı böyle bir şey oldu dersek bu büyük bir yıkım olur. Kabullenilemez yani bu. Bugünkü noktada kabullenilemez. Direkt oranın dışına çevrede yazıyor. Tebliğde Nuh Aleyhisselam'ın eksikliği. Yani o yok. Bir peygamberin üzerinde böyle bir şey düşünülmesi mümkün değil. Yani Arabi cihetinden bakılırsa farklı noktalar çıkar. Yani mesela Arabi Leylilerle o Beni İsrail peygamberlerinden üstündür hadis-i şerifini baz alarak da Beni İsrail peygamberleri de geçmiş peygamberlerin ümmetin velilerine denk hatta bazılarının üstün olduğunu beyan eder. Gazali de aynı şekilde İhyasında bahseder bunu. Ama onun şu anda insanlar bunu o ilmi noktada ve kapasitede değil.
Adam öyle olunca mesela birisi çıkıyor kendi Resulünü ilan ediyor. Din yeri hangi derecede olursa olsun bir nebinin yanında asla ve asla kendisini nebilerle eşdeğer tutacak noktada değildir. Öğreti budur. Velev ki üzerindeki faziletler, üzerindeki maneviyat, üzerindeki hal bazı nebilerin derecesinde olmuş olsa da. Çünkü nebi başlı başına Allah'ın öğretisini almış, eğitimini almış. Direkt Allah da öğreticisi. Velilerin ise vesileleri var. Oysa nebilerin önünde Cebrail aleyhisselam var. Ama bir velinin önünde Cebrail aleyhisselam yoktur. Bir velinin önünde yine bir veli vardır, üstadı var. O velinin önünde üstadının üstadı, pir efendiler vardır. Muhakkak bugün için konuşursak Kur'an-ı Kerim vardır. Muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetleri, hadisleri vardır. Ama bu noktada bir veliyi nebi derecesinde görmeniz mümkün değil. Ama Arabi bunu görür. O günkü dairede, o günkü noktada, insanların o günkü ilmi noktasında bu makuldür. Bunun Gazali de öyle görür, makuldür. Hiç kimse Gazali'yi bu noktada eleştirmemiştir kolay kolay. Hiç kimse Arabi'yi eleştirmemiştir. Ama bugün meseleye vakıf olmayan, algı noktasında, fikir noktasında, ilim noktasında, kalbi hal noktasında o halde olmayıp kendisini nebi görenler olunca daha temkinli, daha tedbirli konuşma ihtiyacı hissediliyor. Arabiye göre bir nebiye gelen ilham ile bir nebiye gelen vahyin arasında çok bir fark yoktur. Ama bugün şimdi bir veliye gelen ilhamı biz vahiy dersek, Arabi bunu vahiy olarak konuşuyor tabii ki. Hüsusunda da, fütuhatında da. Biz şimdi bir veliye bu noktada vahiy desek, avam meselenin inceliğine vakıf olmayan, bu noktada bir ilim terbiyesi görmemiş kimseler onu nebilerle karıştırabilir. Evet. Bilgisiz çünkü insan. Siz bilgisiz insanların içerisinde konuşurken dikkat etmek zorundasınız. Bu da farz. Şöyle bir düşünce okuyayım. Nuh Aleyhisselam'ın malinden dolayı Allah Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti ve daha hayırlı bir kavim meydana yani oradaki... Nuh Aleyhisselam'ın eksikliğinden dolayı değil. Nuh Aleyhisselam o kadar gayret etti, onun gayretinin, himmetinin, çalışmasının karşılığında karşıdaki insanlar o kadar nankörlük, etti. Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın gayretinin karşılığında o nankörleri helak edip, yeniden iman edip, hidayeti kabul eden bir kavim yarattı. Şunu demek istiyorum. Bu hali Nuh Aleyhisselam, Allah'ın tamamlayıcılığına sebep olduğu için. O zaman bir eksiklikten... Ama karşıdakilerin eksikliğinden. Ama o zaman bir eksiklikten söz etmemiz mümkün. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın üzerinden eksiklikten söz etmiyoruz ki zaten. Karşısındakilere de söyleyemeyiz. Karşısındakilere söylüyoruz. Allah'ın tamamlamasına sebep oldular. Bu noktada karşıdakilerin günah kebair işlemeleri, hidayete kabul etmemeleri eksiklik değil. Hidayeti kabul etmemeleri göklük, gök kaldı. Erginleşme. Eksiklik, noksanlık farklı bir şeydir. Bir şeyde gök kalmak, erginleşmemek veya bir şeyin bütün yumuşak değildir, sert. Bu da onun gibi.
karşıdaki kimseler tebliğe maruz kalır. Tebliğ edilen kimseler nankörlüklerinde o kadar azıttılar ki Cenab-ı Hak onların o nankörlüklerini azıttığını, o nankörlüklerine baktı, Nuh'un gayretine baktı. Ve dedi ki, benim bir peygamberim var, bir dostum var. Benim o peygamberimden, o dostumun bu kabüst, olağanüstü tebliğ etmesine ve olağanüstü bunu anlatmasına karşılık onlardan olağanüstü bir inkar, olağanüstü bir nankörlük geldi. Cenab-ı Hak o nankörlüğü, o olağanüstü inkarı bertaraf etti. Onu bertaraf ederekten yeniden iman eden, hidayet kabul eden bir kavim yarattı Cenab-ı Hak. Ama bu Nuh'un eksikliğinden, Nuh Aleyhisselam'ın tebliğdeki noksanlığından, tebliğdeki stratejik hatasından, tebliğdeki herhangi bir yanlışlığından dolayı değil. Karşıdaki kimsenin yanlışlığı. O zaman buradan hareket edilince Taif'te Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tebliğini kabul etmeyip taşlayanları biz o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eksikliğine vereceğiz. O bu yolu açar, bu kapıyı açar. Veyahut da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dışarıdan gelen, Mekke'ye gelen tüccarlara, tacirlere, dışarıdan gelen misafirlere bunu anlatırken Mekke'li müşrikler gelip onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri taciz ediyorlardı. O zaman biz bu kapıyı aralarsak Nuh aleyhisselamın üzerinden aynı kapıyı biz Muhammed Mustafa'nın üzerinden de salılar ve selam adetlerinin üzerinden de aralanması gerektiğine bir kimse önümüze koyarız. O da peygamber, bu da peygamber. Burada karşıdaki laf dinlemez, nefsine uymuş. Muhammed Aleyhisselam beynini kim çıkaracak ki o zaman? Nasıl çıkacak ortaya o zaman? Bütün peygamberler neyse. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberlik açısından bu noktada hepsi de peygamberlikleri birbirlerinden farklı değil. Vay hocam hoş geldin. Muhammed seden
Muhabbeti muhabbetler. Ben şimdi her ziyareti ettiğimde yeni doğmuş gibi oluyorum. Size dua edin. Ben öldüm de birim Japonya'da benim bir şey olacak. O ne ismi neydi? Kalp krizi geçti. Yoğun bakımda. Yoğun bakımda. Çok bakmışlar, dövmüşler, dualar ederken tabi çok dua ettik, korktum diyorlar, duyuyorlar, şeyler. Şeyler alışlandılar, maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Yeniden doğdum dünyaya, yeniden doğdum. Bunlara da ölüp dirilen lazım da. Evet, değil mi? Allah size de hayırlı ömürler, imanlı, çok sıhhatli, hayırlı ömürler. Erkeklerimizde yayan gidiyor şeylere, giden de gelenler olur ama. Size ben selamlar getirdim. Peygamber Efendimiz'den selamlar getirdim. Sahabe efendilerimizden selamlar. Sizin selamlarınızı da götürsün. Efendimiz'i her ziyaretinde orada oluyor. Allah'ın bir böyle ikram edin. Size de ikram ederim. Dünyanın cenneti. Böyle iki halkaları da dünyanın cenneti. Allah'ın cennetlerini nasip ediyor. Ahiret cennetinde. Değil mi? Ben bu yemine geldim mi? Evet hocam. Geçen sene. Sıla-i Rahim ziyaretindeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye ilk hicretlerinde Mekke-i Kerime'den Medine-i Münevvere'ye gitmiş. Ölüm yatağına Hazreti Ali Efendimiz'i bırakmış. Öldürecek karar verir. Bir bu kadar insan yılına ayrı ayrı kabileler verdi. Peygamber Aleyhisselam çıkarken öldürdüler. Ben Efendimiz'in Efendimiz'in buluşmuş. Medine-i Münevvere'ye gidince ilk hadisi şerifini size söyleyeceğim. Bu şeylerle bu telefonun içine neler giriyor mu şöyle? Böyle yanında telefon alacak diyor. Bir Arapçasını söyleyeceğim. Bir de onu çekmiş. Anlatabiliyor muyum? Türkçeyi unutmamış olayım yani. He? Biz başka ülkelerde kabillerde konuşuyoruz. Yanında telefonu olan telefona çekebilen çeksin bu hadisi şerifi. Kamera alıyor çekecek. Oo maşallah maşallah. Bunları bilmiyoruz, görmüyoruz. Buna demiyorum. Ne güzel şeyden herhalde. Kâlem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efşü selam. Efşü'nün kadrası. Efşü selam. Efşü'nün ta'am. وَسَلُوا الْأَرْحَانِ وَسَلُوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسِيَانِ تَدْخُلُوا جَهْنَةً Bu dört şeyi yapan Efendimiz diyor. Dört şeyi yapan selametle cennete gidecek. Bu vaziyette iki. Çok selam verin. Yedirin için. Harikatlarımızda bunlar var. Bir de çok başka ne kadar ikramlar böyle. Evet. Yedirin, içirin. Sıla-i Rahim ziyaretleriyle. Sıla-i Rahim. Din kardeş ziyaretleri. Yapın. Gece herkes uyurken gördüğünüzde. Herkes uyurken namaz. Şimdi ben size diğer olduğum zaman galiba şimdi gelmeyin, değil gelmeyin. Gelmeyin değil ben. Gelmeyin inşallah.
Kendisi de kendisi ya. Efendi Hazretleri de çok her sene gelirdi. Fikir meclislerine götürmüş. Beraber yine bir de var. Değil mi? Var. Ya. İnşallah Cenab-ı Hak o ziyaretle sizlere de Sıvaylar'ın ziyareti. Çokça selam verme, ikram etme, Sıvaylar'ın ziyareti. Gördüğümüzü de, gördüğümüzü herkes dururken kalkıp böyle ben sizlerle gösterirken çok gelmiş arkadaşlarım. Bir de 12 liraya kadar sohbetler olur. Kalkınca sohbetler olur. 12'den sonra şeyler olur. O uyuyor, 2.30'da uyanırlar. Üçten kadar bir Rusya'dan da size selam getirdim. Oradaki bir mübarekler dedi ki, Türkiye'den, Türkiye dermişlerinden bize haber geldi. Orada bir şey hemen söyledi. Cenab-ı Hak bizi biraz gezdirdi. Ben böyle şeyle söyleyeyim, siz de gezdiririz inşallah. Hele de gençler gelsin, Japonya'da ezdersinler. Bütün Japonya Müslüman olsun. Çok kalitelerini de şey yaptı. Efendi Hazretleri, Nevşehir. Orada deli bataları var. Japonlar en çok oraya gidiyorlar. Orada kardeşlerimle evlendiler. Birisi dedi ki, hocam benim dedi, Japon hanımdan bir tane hanım, yedi çocuğu var. Orada deli bataları. Deli batalarını ben orada eşittim. Böyle güzel hatırları söylemek istedim. Bir de dinimiz en çok şeyde tarikatlarla fikirlerde Efendimiz diyor hissedenler diri hissedenler böyle fikir maksadı fikir böyle cemaatla fikir olursa o da daha güzel Allah diyor siz beni dinimizi fikredersiniz ben de o da insan bir grip var. O da insan. Ama diyor ki siz beni cemaatle zikrederseniz ben de sizin cemaattan daha kıymetli cemaatle zikrederim. Ama onun için tebrik ederek idare etmem. Japonlar en çok Japonya'da yaptım. Orada karar kılacağım. Yine emine verelim. Yine ediyoruz. Sabah namazından önce bir saat nasihat. Nerelerden geldiniz, buralarda neler yapacaksınız? Namazdan sonra, sabah namazından sonra bir saat. Yasin Şehir'den de okuyorum. Herkes birer yasin okuyorum. Buralara gelmek isteyene Allah kolaylık versin diye duvarlarım. Öyle de müddet bir saat. Büyük saat. Allah'ım. Öğleden sonra bir saat. Türkiye'mizden gelen şeylerimize dua ettiriyoruz. Ben de dua ettiriyorum. Efendim Allah'ım kadar düşünüyorum. Dikirde ise bu canlanınca ibadetleri yapmak kolay. Haramlardan rabıta da var ya, şeklerinde rabıta, rabıtanın şeklinde beraber bozuluyor. Düşünmek istedim. Onun karşısında da nafide değil de, değil mi? Yani değil mi? Ben böyle var. Haramları düşünemez. Eminleri kolayca yaparlar. Haramları da işlemeyecek. Onun için tebrik ederim. Çiçeklerimiz ölmez. Onlar cihatta var. Kendi nefislerimiz var için ve bütün alemin rahmet vermesi için onlar Allah'ın ölmez.
Onlar diyorlar ki, bir tanımı İslam devleti yapamadı. İki sebep var diyorlar.
korunan bizim gibi, bizim gibi bu bizim. İslam devleti oldular. Bizim de sonumuz İslam devleti. İkincisi de her Müslüman davet edildi. Yani 5-6 kişi oralarda çalışırken çalışan insanlara söylüyorum. Her adam bir oturacak yer şey yapıyor. Yani 2-3 kişi oluyor. Hem cami olur, hem de dergâh olur. Niyetim inşallah. Niyette şey var efendim, müminin hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayrun. Ya Rabbi ben gideceğim. Orada iki tane. Böyle buna bir taraflarda dergâh yok. Burada ne diyorsun? Hayrun bin maşallah. Dergâhlarımızda çok kimseler Allah'ın izniyle ve bu asır İslam asır. Bir kutu fazla geldi. Siz güzel bir ülkek geldiniz. Allah vermesin. İyiyse babamda öyle geldiniz. Allah'tan ne istedik de vermedi. Eğer vermediği bir şey varsa istememiş. Ben de geleyim. O hanım kız rüya görüyor.
yaratımda diyor ki, o gencin dini hak dini. Eğer sen din istiyorsan, ondan öğren. Bunu onun için çıkardım da, onlar da birbirine konuşacağı zaman evvel ikisi de kalp veriyor. O çıkarayım, çıkarayım. Çıkarayım, böyle. Birbirine. Onun gece onun verdiği kartı arıyor, buluyor ve telefon ediyor. Diyor ki, senin koçun biliyor ya, o da diyor, çalışıyor. Diyor ki, sizin dininiz hak bilmiş. Sen neredesin, ben yanınıza geleceğim, bana din öğret. O da mescidin birini önüne söylüyor. Mescidin dışında çay içiyorlar ve öğretmeye başlıyor. Yarın bir geleceğim yapıyor. Yarın iki gün geldikten sonra diyor ki, son sınıfta üniversite okuyoruz. Son sınıfta. Bu da amele. Sen Müslümansın, ben de Müslüman oldum diyor. Tamam, seninle evleneceğim ben. Evlendiriyor. Şimdi tabi çocuğu var. Allah bu 130 milyondan 17 milyon az bir şey değil. Türkiye'ye geliyor, Amerika'ya gidiyor, dünyanın her yerine geziyorlar. Müslümanları görüp Müslüman oluyorlar. Bir de evlenenlerle bu şekilde bazı Arap ülkelerine Türkiye'ye dil öğrenmek için gidiyorlar. Dil öğrenip bir öğrenip şey yapıyorlar, efendim, Müslüman oluyor. Bir öğrenirken Müslüman oluyor. Orada 20 sene evvela kadar iki camiydi, iki cami. Şimdi 400'den fazla cami, her camilerde şeyler oluyor. Bazı, dediğim de bazı camilerde fikir de oluyor. Minhad-i Kur'an, şey, Pakistan'da. Türklerimizden de var biraz. Böylece İslamiyet, şimdi bu asıl İslam büyük İslam toplantıları bulunuyor zaten. Şimdi yarın büyük bir İstanbul'da bu kadar İstanbul'da büyük bir toplantıları da tüm dünya çapından alimler bize davet ediyor. Allah'ın bilgisi bulmak için dünya pazar vazifesi kalır. Büyük o şeylerde diyorlar, söylüyorlar ki bu asıl İslam asıldır. Efendim, Ebu Cehil 70'ten fazla gitti davet etti. Bir defa da efendim bir de söyledi, gel bir ailemde olan ben cenneti gördüm, cehennemi gördüm. Cennet çok iyi yer. Ya Ebu Cehil, gel. Diyor ki, nasıl? Dur, ağaçla diyor seni, sen takdir eden Müslümanı mutlar. Ben de Müslümanım. Sağ ol. Oraya evladımın bir mescid yapmış. Şeyde. Sarı Şerif'in kenarında Mine'ye giderken bir ağaç mescid. Evladımın yapmış olması halim. Ebu Cehil ne diyor ki Peygamber Efendimiz diyor. O ağaç olduğu yerde mi beni tasdik ettin, yoksa benim yanıma kadar gelip öyle mi tasdik ettin? Daha bir şey. Yanına gelecek. Ey ağaç gel diyor. Bunlar hep inanmıyorlar. Ağaç gel diyor. Eşhedü ennek. Onun gibi söyle. Yeni iman eden Müslümanlar gibi. Eşhedü yapıyor.
davet ediyoruz. Dinler toplantısı oluyor. Dinler toplantısı. Yani bir sürü böyle ben hani dinler. Dinleri onlar öyle. Şinto dini onlar dini. Şinto bizim Türkler eski dinine benziyor. Böyle Japonya'yı Türk diyen harikaca. Aslı Türk diye. Öyle edersin insanlar. Tarikat. Allah'ın yolu. Şimdi onlar da böyle şeyler yani. Toplantılar oluyor. Biz sonunda böyle yaşlı zikir şeklinde 10 kere kelime söylüyoruz. Onlar hepsi söylüyor bizle beraber. Müslüman oluyorlar. İslam ismi vereyim diyoruz. Hediye İslam ismi. Hediye veriyoruz. Hepsi kabul ediyoruz. Bütün şeyler, erkekler, Muhammed, hanımlar da Fatıma. Her Türk bir yolu seviniyor. Bir şeyler. O şekilde Müslüman olanlar, hastalar, hep çok Rusya tarafına gitti. Sivililer, abi efendim, demek bu elbiselerle her yere gittiler. Onlar tehdit aldı, aletler, nasihatler. Oralara gitti, oralardaki hastalarımız da var, aitler. Hepsi de Türkçe biliyor ki, Rusya'daki, Moskova'da, Esaklı Cami, diğer şeylerde çok Dağıstan'da çok cami var, Özbekistan'da camiler var, dergahlar var, bizi oluyor her yerde. Yani Türkçe'de de onlardan mücredenler vardır, Buhari şeyler yani. Hepsi Allah'ın yükümlü, güzel şeyler. Şimdi çok çok söylemeye de ayet yok. Şimdi ben size bir şey günümüzde söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine-i Münevvere'ne, Tebuk seferine. Geri dönünce bir sahabe hastalanmış. Ey mübarek, niye hastalandı? Ya Resulallah, siz dayanamıyorum da, sizden ayrı kalın, ne hastalandı? Efendimiz ümmetini çok seviyor, ümmeti de Efendimiz'i çok seviyor. Hatta bak, başına bazı gelmişlerden birisi, Muhammed deyince Allah'ın sorarsın, sen ağlarmış. Muhammed Allah'ın sorarsın. Bir salavat getiriyor. Ama hem salavat getiriyor hem de ağlıyor. Soruyorlar sen niye bu kadar ağlıyorsun? Biz de çok seviyoruz ama bu ağlama her Muhammed ismi imanla ağlamak. Şimdi sen neden diyor bu kadar ağlıyorsun deyince diyor ki aşıklar bak neler var, bir içimizden neler çıkıyor. Diyor ki 3 günden beri Peygamber Efendimiz'i rüyamda göremez oldum da onun için ağlıyorum. Çok seviyorum. Ağlıyordu böyle ölmek diye. Yani, efendim ona biliyor diyor ki en mevcut yuhşer mâmen habbe kişi sevdikleriyle beraber ulaşır. Şimdi müdere ben de bir şey söylüyorum. Hepimiz Abdullah Efendi Hazret gibi evliya. Seven olur. İşte onun yaptıkları biraz daha fazla yapmaya gayret edelim. Gecek, cimmet, gecek, zikir. Biri de oluyor. İşler bizde tabii. Böyle zikir için burada bir defa mı toplanıyorsunuz? Haftada kalıyor. Haftada bir sefer mahallelerde var. Yani 4-5 gecikler. Maşallah. Evet, kaç? 4-5 gecikler. Maşallah. Ay ne güzelmiş. Oralar gelen yenileri düşer. Namazda güvenlik olsa geliver, görüver şey yaptılar. Onlardan da güvenlik yani böyle hepiniz evliyasınız. Yani ben de sizinle beraber Allah bana da verir. Ben tanıyorum Allah'tan korkuyorum. Sizden düşünüyorum verebilirim demeyi. Söylüyorum. Almanya'larda davet ediyorduk böyle. İçki yerlerden davet ediyoruz. Camilere geliyorlar. Ondan sonra, 4 yıl sonra bizimle beraber gelince ben yumuşak yumuşak konuşuyorum. O geçer peki ben geçer. Ha? Bakın sana, hadi çabuk gidelim. Öyle günahkar insanlardan da böyle insanlar çıkıyor yani. Onlara şefkat edin. Çalıştırdın diye de her yerde davet edin, getirmek lazım. Şey olursa okuyun. Şey mübarek, Rabiyetül Alemiye eşidirsin. Ona şarkı söyle de, 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 söyle
sen evi yenge, evini götürürler seni diye. Ama orayı öğrenmiş. Ertesi gün bütün saatinde pencereden şöyle dinliyorum. Ondan sonra onların onların şeyine gitmemeye başladı. Tamir, alevliye. Onlara söyle. Onlara şimdi çok iyiymiş. Efendimizin ilk davetine iman eden Hadice vardır. Peygamberimizden sonraki en büyük alim haline Ayşe vardı. İslam'da en evvel şehit Sümeyye validemiz. Hazreti Ömer gibi bir zatın İslam'a girmesine kız kardeşi eniştesinin İslamiyeti. Çocuk terbiyesi Hasan Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz bu alem. İnşallah biz buraya bir daha gelmeye geliyoruz da şimdi biz bugün epeyce bu kadın bir köprüsü oldu. Yedinci. Ya onun için doyamıyorum size. Biraz dinlemem. En azından azıcık bir dikkatle bir başlasınlar. Azıcık böyle 5 dakika bir şey yapalım. Ondan sonra La ilahe illallah, la ilahe
Ne yapalım? Hepsi dünya Müslüman olacak.
ormana hangi yerde? Arıyor kadın. Gezenler hep de arıyor. Arıyor. Bulmuyor adam. Ben çok hoşuma gittim. Ben şimdi rica etsem bir de ayakta da desem ama dedim istiyorum ben. Dedim ayakta da desem. Evet. Gracias.
cemaatler az oldu. Hep şeyler vuruyorlar. Vurun, vurun, korkmayın diyor. Allah Teala Hazretleri Efendimiz'in mübarek duası. Allah mehdinnâse cemiyâ. Amin. Allah mehdinnâse cemiyâ. Amin. Bütün insanlara, cinlere hidayet edin. Amin. Bütün insanlara, cinlere hidayet edin. Amin. Buralarda birbirimizi görüyoruz. Hepimizi affedelim. Vakti gelen. Ahirete gidince de cennet-i Firdevs'te nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, sahiplerle, yeşlerimizle beraber olmaya da nasip. Amin. Amin. Tamam benim. El-Fatiha Masra. Allah'a olsun. Size bir şey daha ben okudum diyor ya, bir şey daha okudum diye. Şeyden, ezan duasından sonra ezanla Samet arası dualar kendisi kalıyor. Bu fikir meclislerinde şu anda kalbimizde ne isteseniz hemen Allah tarafları verecek diye iyi inanmışlar. Ezanla Samet arasındaki vakitteki dua kendisi kalıyor. Ben bir şey kabul ediyorum. İkincisi, ezan duasından sonra lebbeyi okur da Allah tarafından ömre yollarını kolaylaştırır. Hac yollarını kolaylaştırır. Allah kolaylaştırır. Yani bu bir şey. Allah nasıl verir verir değil mi? Bizi nasıl yaratır? Buraya kadar getirdi buraya kadar. Onu da verir. Ben orada da bulunduğum için sizleri davet ediyorum. Lebbeyi ikteyden sonra. Allah'ım varım ve abidillah fitan ve salatu kaim ve seyyidina Muhammedin mesulet ve fadilet ve şerefin ve vaat-ı mazam-ı mahmud el-i vahde inne kadar dünya. Şimdi lebeyi okuyorum. Ben okuyacağım ve söylüyorum. Lebey! Lebey! Allah'ım ve lebey! Allah'ım ve lebey! 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 La şerike leke lebey! La şerike leke lebey! İnnel hamde! İnnel hamde! Dağımızda sancaklar var.
Eski dergah adamında dergahın sancakları da olurdu. Her dergahın kendine ait bir sancağı olurdu. O sancağı taşıyan da bir sancakta olurdu. Şu anda dergahımızın sancakları yok. Bir dervişin başka bir dervişe nakibim, halifem gibi hitap etmem, o dervişe nasıl zarar verir? Bunlar kardeşlerin kendi arasında birbirlerine böyle konuşmaları çok uygun şeyler değil. Bunu böyle alaya alır gibi, asker arkadaşına konuşur gibi, ne bileyim işte hafife alır gibi. Mesela bir defaatle söyledik ki bizde nakipti, mükafaydı, halifeydi. Bu tip tabirler kullanılmayacak, makam konuşulmayacak. Buna rağmen bazı kardeşler, bazı kardeşlere nakibim, yok işte halifemsin, yok halife. Bu tip şeyler söylüyorlarsa bunu alaya almaktır ki Allah muhafaza eylesin. Alaya alanın alan manen kendisi, bu kelimeyi kullanmak istemem ama çarpılır. Nice kardeşler gördük biz, arkadaşların halleriyle, rüyalarıyla. Veya Şeyh Efendi Çavuş demiştir, nakip demiştir, Şeyh Efendi Mügabba demiştir, bir şey demiştir. Onların nakiplikleriyle, mügabbalıklarıyla, çavuşluklarıyla alay ederleri. Ondan sonra yolla, yordamla, zikir alakasıyla, tarikatla bağlarının kalmadıklarını gördüm. Asla hiçbir manevi makamı hafife alıp dalga geçmiyor. Hiç kimsenin rüyasıyla, haliyle dalga geçmiyor. Birinin hal gördüğüne inanmayabilirsiniz. Ama onunla alay etmeye, dalga geçmeye hakkınız yok. Birinin rüya gördüğüne inanmayabilirsiniz. Ama onun rüyasıyla dalga geçmeye hakkımız yok. Birine Şeyh Efendi Hazretleri nakipsin demiş. Birine çavuşsun demiş. Veyahut da birisine, bir kardeşe demiş ki, demişiz ki sen buranın dersini yaptır, buranın zakir ol. Veya bir kardeşimiz bir yerde bir şeyden sorun yok. Onların o sorumluluklarıyla, o vazifeleriyle alay edilmesi, farkında değil alay edenler, o kimse Allah için o vazifeyi yerine getiriyor. Birisi sema ediyor, birisi kalkacak onun semasıyla alay edecek. O kimse sema ederken Allah için sema ediyor. O kimse para için sema etmiyor. Onun semasıyla veyahut da tekkede hizmet ediyor bir kimse. Hangi vazifede olursa olsun onun vazifesiyle alay etmesi, cemaatin içerisinde herhangi bir kimsenin vazifesiyle alay edilmesi veya çavuşum, nakibim, halifem veya alayvari konuşulması gerçekten derin bir edepsizlik. Gerçekten. Bunlar böyle kulağıma geliyor, hiç hoş olmayan şeyler. Hiç hoş değiller. Dergahlar, tekkeler, disiplin yeridir. Orada bir kimsenin vazifesiyle veya vazifesinin, o vazife yaptığı makamla, mevkiyle neyse, onunla alay edilmesi gerçekten edebe mugayir bir nokta. Allah muhafaza eylesin. Bu noktada kimseyi hafife almayın. Bu tür sözler söylemeyin.
böyle hafife alıcı kelimeler, cümleler kurmayın. İnsanları alaya almayın. Alaya aldığınız şey, tarikat-ı âliyenin kendi içerisinde kendisinin oturtturduğu, sünnete dayalı oturtturduğu makam, mevki, hizmet. Birisinin şeyhliğine de inanmayabilirsin. Birinin dervişliğine inanmayabilirsin. Ama dervişliğiyle, şeyhliğiyle alay edemezsin. Bir kimse şeyh olmadığı halde ben şeyhim deyip meydana çıktıysa tabi olma sen ona. Onun şeyhine inanmıyorsan tabi olma. Birisi kendiliğinden ben halifeyim diyorsa sen tabi olma. Birisi kendiliğinden nafirim diyorsa tabi olma sen ona. Tabi olmak zorunda değilsin. Ama o kimseyle de veya o kimsenin dediği makamla da alay etme noktasında da değilsin. Birisi şeyh olmadığı halde çıkar ben şeyhim der. Sen o kimsenin şeyhliğiyle alay edersen, şeyhliğinle alay edersen sen baş aşağı gidersin, o adam baş aşağı gitmez. Hadi o adam yanıldı, yenildi, bilemedi, kendisini şeyh zannetti. Ama sen o kimsenin şeyhliğiyle alay ettin, Allah muhafaza eylesin, makamla alay ettiğin için asıl edepsin diye düşen sen oldun. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bizim dergahımızın içinde bazı kardeşlere kazık da nakip, mükabba, halife, bunlar benim ağzımdan çıkmadı. Bazen hiçbir kardeşe sen halifesin demedim. Sen nakip, mükabbasın demedim. Sen nakipsin demedim. Şeyh Efendi Hazretleri icazet doğurtırken icazet doğurtacağı zaman Cafer'e de, Hüseyin'e de, Adnan'a da nakiplik icazeti verecekti. Bana dedi ki sen ver Mustafa benim dedi. Ben de dedim ki efendim ben vermeyeyim, siz gelin kendiniz verin burada dedim ben. Oğlum sen dedi, hatta öyle söyledi. Oğlum sen dedi, kazan kaynak dedi, pilav dök. Ne kadar Bursa'da kime ne verilecekse dedi, hepsini de ver dedi. Kazan kaynak, pilav dök, sen ver demesi tasavvuf dilinde halifeliktir. Ben kendimce onu kendime yakıştıramadım. Efendim hakkınızı helal edin. Bu bir emir değilse ben sizi bekleyeyim, siz gelin verin dedim ben. O zaman bunu söylediğimde Hollanda'daymış efendim. Tamam o zaman geldiğinde dönüşünde veririz inşallah dedi. Döndüğünde o bir şey söylemeyince ben de edep ettim, bir şey demedim. Efendim böyle böyle yapacaktınız. Ne buyursunuz demedim. O kendisi bir şey söylemedi, ben de kendisine bir şey söylemedim. Ama benim nazarımda bir icazet illaki kağıda dökülmesi gerekli değil. İllaki onun yazılı bir senede dökülmesi şartı yok. Bunlar bir başkası için önemli olabilir. Bir kimse rüyasında o icazeti, kağıdı görmez. Veya icazetli olanı görmez rüyasında. Cenab-ı Hak kimi kime nasip ettiyse o onu rüyasında görür. Bunların dergahımızın içerisinde alayvari konuşulması, bunların dergahımızın içerisinde hafife alınaraktan konuşulması, dergahımızın içerisinde ima ederekten konuşulması hoş şeyler değil. Allah bizi affetsin inşallah.
Peygamber Efendimiz mezarlıkta Fatiha suresini okumamış. Fatiha suresi mezarlıkta okunmamış. Fatiha suresinin ödeye değil güneye faydası vardır. Bediüzzaman Said Nursi'nin internet sayfasında yazıyor. Bu konuda açıklamamız nedir? Hakkınızı helal edin. Hepiniz dosdoğru hanif olsaydınız, hepinizi helak eder, yerinize günah işleyecek kullar yaratırdım ayetini açıklarmış. Muhakkak ki Cenab-ı Hak bütün her şeyin zıddını yaratır, zıddını yaratarak da birbirlerinin kıymeti bilinsin diye. Kötülüğü Cenab-ı Hak yaratır ki iyiliğin fazileti belli olsun diye. Muhakkak ki Cenab-ı Hak küfrü yaratır ki imanın fazileti belli olsun diye. Bu internette mezarlıkta Fatiha suresi okumamış sözüne katılmıyorum. Bununla alakalı hadis-i şerifler var. O yüzden o internetten aldığımız sözü bu noktada kabul edenlerden değilim. Allah bize affetsin inşallah. Hadis-i şerifler de sabit olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kavmi şeriflerine gittiğinde 11 İhlas bir Fatiha okuduğuna dair rivayetler vardır. O yüzden Müslümanlar şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kavmi şerifini ziyaret ettiklerinde 3 İhlas bir Fatiha okumuyorlar mı? Okumayacaklar mı? Allah bizi affetsin. Amin. El-Fatiha mesela. Al. Doğrusu olan nasıl söz? Mevlana Hazretleri ile destekliyorum arkadaşlarla. Şemsettin Tebrizi Hazretleri ilk tanıştığı zamanda karşılıklı bir diyaloglar oluyor. Beyazıt-ı Bistami mi daha büyüktür? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri mi daha büyüktür? Diye bir soru soruyor. Celaleddin Rumi Hazretleri cevap veriyor. Şemsettin Tebrizi Hazretleri tatmin ediyor. Hatta bayılıyor diyor. Bayılıyor. Burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri günde 100 kere tövbe ederdi. En az. Ve her tövbede bir adım atardı, bir yol yürürdü. Yani sülûk ederdi, rücu ederdi. Ve onun yürüyüşü hiç bitmezdi. Beyazıt-ı Bistami bir adım attı, öyle bir hale geldi ki o halin sarhoşluğu ona tövbeyi unuttu. Kabul oldu. O yüzden al ben Allah'ım dedi. Onun hali de ben Allah'ım demedim. Var mı benden şanlı abi? Ve bu halde tövbeyi unuttu. Ama hali haldi, haktı. Tövbeyi unuttu. Şimdi o esnada bir sülûk etti, tarikat etti, yol etti. Bir Muhammed'i, bir Nebevi. Her hal değiştirdiği zaman örnek olarak yani ben şöyle şimdi buradayım. Bir adım atacağım buradayım. Bir adım daha atacağım buradayım. Bir adım daha atacağım buradayım. Şimdi benim bu hayatımdaki bütün hallerde ben de seni izliyorum. Benim sülûkumun devam etmesi için yani halimin zahirata uyabilmesi için tövbe etmem gerekiyor. Tövbe etmediğim zaman benim ruhumun sülûku kesiliyor. Bu sülûku daimi hale getirebilmemiz için nasıl bir metot uygulamamız gerekiyor? Ruhinin her gün çektiği tövbeyi de yapabilirim.
Sülük'teki sufi birini her günü tamam çeken sufi. Kazara. Herhangi bir sebepten dolayı birini o gün çekemediyse sülük'teki sufi ertesi gün muhakkak o birini kaza eder. Sufi her gün tövbe ederken belki bir yolun başında günahlarına tövbe eder ama bir müddet sonra Allah tövbe eden temizlenenleri sever ayet-i kerimesinin tecelliyatına mazhar olmak için tövbe etmeye başlar. Bir müddet sonra tövbe etmek onun için manevi unut olmuş olur. Sufi avam noktasında tövbe eder. Bu günahlardan kurtulmak içindir. İlmel yakindir. Sufi bir müddet sonra sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin her gün devam ettiği bir sünnet olarak tövbe eder. Bu da aynen yakin noktasıdır. Sufi bir müddet sonra Allah tövbe edenleri sever ayeti kerimesinin mazharı olmak için tövbe eder ki bu da hakkel yakin noktasıdır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah tövbe edenleri sever ayet-i kerimesinin mahzarı olmuştur. Yani Cenab-ı Hakk'ın somut soyut ayet-i kerimesi somuta dönmüştür. Tecelliyat noktasında. O yüzden sufi her bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin her gün tövbesine bir kısım ehli sufi bir önceki haline tövbe olarak algılanır. Manevi unuç noktasında her an unuç eden Hazreti Peygamber bir önceki haline tövbe etti olarak nitelendirilir. Bir kısım ehli sufi bunu böyle nitelendirir. Oysa Cenab-ı Hakk'ın buradaki tövbesi belki de Allah'a şükür, Allah'a niyaz, Allah'a hamd noktasıdır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o manevi uruç yolculuk esnasında bir önceki hali günah mıydı ki tövbesi? Hayır. Bir önceki hali kendince dar mıydı? Hayır. Bu Allah'ın lütfü ikramıdır. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın lütfü ikramının neticesinde onun tövbesi Allah-u Alem, Allah-u Alem. Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i kerimesinin üzerinde tecelli etmesi. Yani Allah tövbe edenleri sever. Burada aşığın, maşukunun sevgisine mazhar olma gayreti vardır. O yüzden Hazreti Peygamber der ki, sana hakkıyla kulluk edemedim ya Mahmud. Buradan meseleye bakarsak eğer, o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de bir önceki halinin eksiklik ve noksanlık olmadığı noktasında çıkmış olur. Yoksa bir önceki hali eksiklik, bir sonraki hali de sanki tamlık gibi olacak. Cenab-ı Hak ondan da bizi muhafaza eylesin. O yüzden Allah-u Alem, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hakkel yakin noktasında. Cenab-ı Hak Allah tövbe edenleri sever ayeti kerimesinin somuta döndürdüğü yer olmuştur Allah-u Alem. Ama sufilerin bir kısmı, bizim Halit Hoca'nın dediği gibi bu meseleyi algılamışlar ve sufi eserlerinin bir kısmında bunu böyle belirtmişler. Ben buna çok itiraz eden noktada durmak istemem genel sohbetlerde. Sanki birbirlerine atışıyormuş gibi hava algılandı diye seslenmem. Ama kendi iç aleminde bunu böyle kabullenmezdim, kabullenmem de. Şimdi biraz daha böyle hoca bunun üzerinde
çok net bir şekilde durunca ben de net bir şekilde gerçek düşüncemi söyleyeyim. Ben insanın bir önceki haline dövmeden bahsettiniz. İnsan bir önceki haline nasıl dövmedebilir ki? O hal geride kalmış sonuçta. O zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir önceki haline tövbe etmesi düşünülemez. Düşünülemez. O zaman Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam hazretleri namaz kılıyordu. Kıldığı anda kıldığı namaza tövbe ediyordu. Hac yapıyordu. O hacca tövbe ediyordu. Mümkün değil. Bu aslında mümkün mü? Değil. Yani bu onun içerisinde, yani namazın içerisinde o tövbe. Zaten o tövbeyi etmeden bir sonraki hale geçemiyor ki. Yani geride olanı nasıl tövbe etsin ki insan? Ben bakıyorum mesela, o anıma tövbe ediyorum. Ya Rabbi ben hakkıyla bakamadım diyorum. Bu beni büyük bir sonraya taşıyor. Yani yeterli göremiyorum onu. İnsan geçmiş halini nasıl tövbe edebilir ki? Anını tövbe edebilir. Geçmişte, yani o geçmişe bir etkimiz yok ki bizim. Yani benim düşüncem olarak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri hac yapıyordu, o haccını o an tövbe ediyordu. Namaz kılıyordu, o namazını o an tövbe ediyordu. İyi bir şey olarak görüyordu, o an iyi bir şey olarak tövbe ediyordu. Eski ve alimlerden bir tanesi, denk geldi bir yerde, Beytullah'ın karşısında o vakit, Kur'an okuyor, içerisinden bir ses geliyor. Ya bunca yıldır Kur'an okudum, bunca yıldır iş yaptım, bunca yıldır ibadet yaptım, ne kadar iyisin dediği zaman, bakıyor Kur'an okuyor, hemen elini kaldırıyor. Benim diyor bunca yıldır ibadetimi diyor satın alacak, niye gitme satın alacak biri var mı diyor. Oradan birisi ben diyor. Her şeyimi sana verdim diyor. Alıyor bir ekmeği, bir ekmeği de hayvanlara veriyor. Benim bugün demek istediğim, insanın sülukuna devam etmesi için. Mesela ben kendimi şimdi zikrettim olarak gördüğüm anda içime bir doygunluk hali geldi. Doydum ben. Doyan insan nasıl tövbe etsin ki? Nasıl bir sonraki makama veya sürüklüğüne devam etsin ki? Ben şu anda o eksikliği kendimde hissedersem, ben buradayım ama ben bunun hakkını veremedim. Ben burada zikrettim ama zikrin hakkını veremedim. Ben burada baktım ama o kişinin hakkını veremedim. Ben burada derviş oldum, dervişliğin hakkını veremedim. Eksiklik, kusur, noksanlık bende dediğim anda, yani o anında, alimle, yürüyebilmem mi bunu? Yoksa ben geriye bakın, geriye mi tövbe etmem? Bu noktada, burada da benim yani kalbim bunu diyor, anında tövbe ediyor. Hiçbir zaman benim iyi bir namazım oldu demedi Hazreti Resulullah. Benim iyi bir zikrim oldu demedi. Bir kişi dese ki şu an benim iyi bir namazım oldu, onun yürüyüşü. Onun hali mi? Bunu kusuru diye, yani böyle bir düşüncem var. Onun bu düşüncelerin normalde böyle olması dervişin şevki. Sufi şevk ehli. Şevk ehli demek doymak. Yani, sufi namaza doymak. Sufi oruca doymak. Sufi zikre doymak. Sufi ağlamaya doymak. Sufi sevmeye doymak. Sufi iyi, hayır, güzel olan hiçbir şeye doymak. Bu duyumsuzluk bu noktada o kimseyi hep isteme, hep daha fazlaya doyduğuna. Bu şey halidir. Sufi şevk halidir bu noktada. O şevki şevk ayarıyla yürür o kimse. Bu tövbe ise sufinin ilk başlangıçta günahları içindir. O tövbe yolu, tövbe ayağı. Hangi noktada olursa olsun, nerede olursa olsun, o kimsenin üzerinde tecelli etmesi gereken olmazsa olmaz halidir. Bunun bir önceki haline, bir sonraki haliyle, şimdiki haliyle alakalı değildir. O senin söylediğin şimdiki haliyle alakalı. Zikrullah oldu, şey var daha. Bir zikrullah olsa devam eder. Bir zikrullah daha olsa devam eder. Bir zikrullah olsa yine devam eder. O zikrullah'a doymaz. Bu hafta zikrullah toplandı. Bir daha haftaya yine toplanır. Mahallede var yine toplanır. Yarın başka bir şey var oraya koşar. Bu şevk halidir. O kimsenin şimdiki halini tövbe etmesi diye bir şey düşünülemez. Ama
olduğu şimdiki halini yetersiz görmesidir. Şimdiki halini doyumsuz, hani sufi aç çocuk gibidir. Sufi aç çocuk gibi olunca doymak bilmez. Ve hani böyle çocuklar vardır, ağzında memeyle uyuyorlar. Sufinin ağzından meme gitse başlar feryat figan etmeye. Feryat figanı ona memeyi getirir. Ama bu devamlı ağzından meme duracak diye dikkat ediyor. Meme onun ağzından çekilir, feryat figan eder, ağlar, meme gene gelir. Feryat figan eder, meme gene gelir. Feryat figan eder, meme yine gelir. Sufinin feryadı figanı bitmez. Sufinin bu noktada iştiyakı şevkidir. Sufinin iştiyakının şevkinin bitmesi, onun ölmesi demektir. Seyri sülükte bir kimsenin şevki ölürse, şevki kesilirse, şevki duranlaşırsa, onun sülükü biter, ölür onun sülükü. Bu yolda kavm-i şerife girinceye kadar şevkinin sönmesi söz konusu değil. Ve yol, şevki sönenleri içinden atar. Bugünkü dilde heyecan deniliyor var ya, heyecanın biteni içinden atar. Çünkü heyecanın biteni virüs gibidir. Bir taraftan bir tarafa enerji götürmez o. Bir taraftan bir tarafa enerji götürmediğinden dolayı yol kendi içerisinde onu ayıklar. Ayıklanır o. O bir şekilde yolun içerisinde şevki bittiği anda, şevki bittiği anda İhtiyarlar pörsün atarlar onu kendine. Bu o kimse bir sürü bahane üretir kendince. Bir sürü şey söyler. Asıl hastalık onun kendi içindedir. Hastalığın sebebi bugünkü dilde heyecanını kaybetmesi, şevkini yitirmesi, iştiyak ehli olma noktasını yitirmesinden kaynaklanır. O kimse tekrar bunu kazanabilir mi? Yaptığı hatayı görür. İştiyakının ve şevkinin kendince kırıldığını anlar, tövbe eder. Bakın buradaki tövbe farklı bir şey şimdi. Buna tövbe eder, devam eder. Buradaki tövbe günahlarına tövbe etmek değildir. Açsızlığına tövbe eder bu sefer. Şevksizliğine tövbe eder. Buradaki tövbe Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ayak izine basamama, onun soluğuyla soluklanamama tövbesidir. Bunun büyüksüzlüğü mi? Namazına tövbe etmek. Bir kimse namazına tövbe etmez. Ey ashabım, siz amellerinizle cennete giremezsiniz. O normalde ameline güvenmekle alakalıdır. Bir kimse ameline güvenmez. Bu cihetten yaptığı ameline tövbe edemez. Yaptığı amele tövbe edilmez. Yani bu onu daha büyük amele yok. Bir kimse sadece ameline güvenmez. Ameline bak. Bu ameline bakın, kimsenin kalp gözü körleşir. Sufi amelini gördüğü anda mana gözünün kapandığını anlar. Amelini görünün mana gözü kapanmış. Bir kimse ben ne iyilikler yaptım dediği anda mana gözü kapanır olmuş. Doygunluk yaşıyor. Doygunluktan değil, küstahlıktandır. Amelini gören sufi dilinde küstahtır. Doygun değildir. Dipretin küstahtır. Küstahın dik arası. Sufi asla amelini görmez. Şeytan ona amelini gösterir ki bu sefer de onun mana gözünü kapatmak için, mana gözünü kör etmek için amelini gösterir. Sen ne iyi adamsın dediği anda o kimse kendi kendisine onun mana gözü kapalı. Onun ayakları çarpık gitmeye başlar. Gözü şaşı görmeye başlar. Kalbi ikileşir onun. Onun elinde kolunda can ne can kalmaz. O bir yerde tökezler abi. Şeytan yapmadı abi. Bunlar ne sebep açıyor lan? Bunlar ne sebep açıyor? Sebebi şeytanın vesvesesine kana. Şeytanın sağdan gelmesidir. Kalbini açtırmış. Kalbini açtırmış. Nerede hata yaptı? Şeytan. Şevksiz mi kaldı? Evet. Zikri? Şevksiz kaldı.
İştiyaksız kaldı, isteksiz kaldı. İştiyak halini nerede kaybetti? Temeli neydi? Temeli zekesizlik, sevgisizlik. Bir an gaflete düşmek, boşluğa düşmek. Hastalık. Bir an. Ağaç dervişi yoldan düşüren şevksizliğidir, iştiyaksızlığıdır. İşte pazar günü Keşan'a gidecek. Kimler vazifeli? 20 kişi. 20 kişinin içinden bir tanesi dese ki, ya bir işimiz var şimdi bizim Keşan'la. Ama gideyim şimdi artık ya dedi. O bir hastalık. Şevksizlikten, iştiyaksızlıktan çöktü. O vücudu gitti geldi o işe gittiyse. Ve bu noktada bütün kardeşlerin de kardeşlere de ihanet etti. Koşanlara da ihanet etti. Hastalık bulaştırdı. Biz de o yüzden gönüllülük esastır. İştiyak halini nasıl devam ettirmek? İştiyak halini devam ettirmek bir şeye inanmak, bir sebebillah koşmak, onu sımsıkı tutunmak, onu kendine yol edinmek, onu kendine kurtuluş edinmek, onu kendine hedef edinmek. Ve hiçbir zaman her gün onu taze ekmek gibi sıcak tutmak. Her an tetikte durmak. İştiyak hali o. Unumam ya, hiçbir an o tazeliğini, o inceliğini, o gayretini düşürmek. Bunu buradan düşürecek olan ne? Nefis, dünya, şeytan, mal, makam, mevki, hatun, çoluk, çocuk. Hepsi de bunların bu noktada düşürmeye sebep. Namaz düşürmez. Namaz daha kuvvetlendirir. Bayağı namaz kılanların haline. Öyle namaz kılmaz ki Sofi. Kurtarılmayacak ameller. Sufi o tür şeyler... Sonuçlarınız aç kalmaktan ibarettir. Sufinin öyle orucu olmaz ki. Peki Sufinin tam mıdır orucu? Sufinin orucu tamdır, namazı tamdır. Ama mesela Sufi onu nasıl tam görebilir ki? Sufi tam görmez ki zaten onu. İşte oradaki sıkıntı ya. Yani Sufi onu kendi kendine tam görmez. Sufi bunu böyle görüyorsa ne yapıyor? Sufi onu öyle görüyorsa zaten hata yapmıştır. Üstünüzü böyle görmez ki. Yok yani eksik görüyorsa onu yani... O namaz gibi ya, yapamıyorum noktasında duruyorsa. O yapamıyorum noktasında durmaz. Namazı kılar, hakkıyla sana kulluk edemedim ya mağlup der. Bu namazı hakkıyla kılamadım demez. Hakkı bilir ki her noktada o. Biz hiçbir namazı hakkıyla kılamamışız. Biz hiçbir orucu hakkıyla tutamamışız. Biz hiçbir ibadeti hakkıyla yapamamışız. Biz hiçbir şeyi hakkıyla yapamamışız. Bunu zaten konuşmaya gerek yok. İbadetimiz kurtarmaz ya. Hayır, hiçbir şeyimiz bizi kurtarmaz. Bu nasıl büyümüş? Hiçbir şeyimiz, hiçbir şey kurtarmaz. Bu düşüncede olursak devamlı tövbe hali geliyor. Işte bu ne hali geldi önemli değil. Bizim tövbe etmemiz de bizi kurtarmaz. Sen tövbeyi de kurtuluş olarak gör. Tövbe etmemiz de bizi kurtarmaz. Bizim hiçbir şeyi kurtarmaz. Biz İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misaliyiz. Bu kadar. Bizi Allah kurtarır. Bizi Allah kurtarır. Biz bu noktada su değil, hiçbir şey tam değildir kurtar. Bir sorun daha var. Burada yani normalde sendeki şey şu, sen orada kurtuluşu tövbede görüyorsun. Ama kurtuluş, kurtuluş tövbede değil. Tövbe bir hal getiriyor insan. Kurtuluş tövbede de değil. Ama o hani geçici olarak sana uyuştu. Hiçbir şey değil. Bağımlı gibi oluyor. Hiçbir şey. Sufi sadece şunu diyor. Der ki benim amelim beni kurtaracak bir nokta değil. Ben onu tövbe ederim dediğin zaman. Benim tövbem de benim gücünü kurtaracak noktada. En azından hani ağır bir şey veriyor. Benim tövbem de, benim namazım da, orucum da, zikrim de, hayırım da, hasenatım da varsa hiçbirisi de benim kurtuluşum için değil. Hiçbirisi de.
Biz namazı Allah emrettiği için kılarız. Tövbe Allah emrettiği için yaparız. Zikri Allah emrettiği için yapmaya çalışırız. Bizim o noktada bizim hiçbirisini tam olarak yaptığımız söylenemez. Ve biz onlarla kurtulacağımızı düşünmeyiz sonra. Onu. Yani bunların bir formülü nedir yani? Aramak bulmaktır. Kim ararsa bulur. Her dem, her nefes onu aramaktır. Durduğun anda bulamayacağını göreceksin. Durmak o yüzden ölümdür. Manevi ölümdür durmak. Beni arayan ne dedi? Bulur. Bulan tanır. Tanıyan sever. O severse aşık olur. Aşık olursa ben de ona aşık olurum. Canım aşık olursan onun canını kasteder. Kanını döker. Onun canını kastettiğinde onun diyeti de ben. Benim burada bir şeyim var. Hiçbir şeyim yok. Artım var. Yani başka bir konu. Buna kabul ediyorum. Bir sorun daha var. Bu farklarla Allah'a yapın. Nafileler ne? Farklarla Allah'a farzlarla Allah'ın emrini yerine getirir, nafilelerle Allah'a yaklaşır. Allah sever mi? Allah da onu sever. Peki Maide Suresi 4. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Orada dememiş ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Önce Allah'ın sevmek fiilini koymuş. Bizim söylediğimiz yolda ise onlar Allah'ı sever, sonra da Allah onları sever. Yani ben önce onun sevebileceğine nasıl inanayım? Önemli değil ki bu. Hazreti Mevlana Cevahit Umar Bekler diyor ki o seni sevdi. Önce o sevdi. İyi o sevdi tamam. Ama o zaman tamam, dur bir dakika. Varsa... dur bir dakika. Onun seni sevdiğini gördüyse sen de onun sevgisine bir şeyle karşılık. Kadının birisi geldi, Halit'ciğim seni çok seviyorum dedi. Sen onun sevgisini gördüysen, senden önce seni o sevdi ya seni. Neyle karşılık verirsen? Onun sevdiğiyle, öyle değil mi? Birisi seni çok seviyorum dese, ve seni çok seviyorum diyene siz de sevseniz sevginiz de onun sevdiğiyle karşılık vermez misiniz? Birisi geldi sizi çok sevdi. Siz onun sevgisini görünce siz de onu çok sevdiniz. Siz onu çok sevince sevginizi neyle gösterirsiniz ona? Onun nefret ettikleriyle mi gösterirsiniz, onun sevdikleriyle mi gösterirsiniz? Onun sevdikleriyle gösterirsiniz. Hazreti Mevlana Mesnevisi'nde o seni sevdi, şimdi sıra sende derken o ayet-i kerimeyi örnek gösteriyor. Ama sıra sendeyse, sende farzlarla onun en fazla hoşuna gidecek olan şeyi. O zaman sen de onu sevdiysen nafilelerle ona yaklaş. Onun sevgisini gördüysen sen de onu sev. Ona aşık ol. Eyvallah. Ne taraftan bakarsan bak,
hangi cihetten, hangi yandan bakarsan bak, ister sevginin başlangıç noktası kuldan olsun, velev ki, isterse Rab'den olsun, tecelliyat aynı. O zaman sevgililer arasındaki kuvvet ve kuvvet sevgisi fazla olandır. Eyvallah. Yani ipin kontrolü sevgisinin fazla olandır. Kim bir daha fazla seviyorsa kuvvet ve kuvvet olmalıdır. Kim aşıksa olmalıdır. Bu yer değiştirir yani. Bu ne an ne olur ne de bilinmez. Burası da işin üf dediği nokta mı? Hiçbir zaman bir kul Allah'ın aşıklığını geçebilir. Edebiyat değildir. Bazıları hal noktasında kendince aşıkla maşukun yer değiştirdiğini görürler. Allah dilerse. Sufilerin öyle mecazları vardır. Allah isterse hani bir iğneyi deveyi iğne dilinden geçirir derler ya. Allah dilerse deveyi iğne dilinden geçirir. Allah dilerse deveyi iğne dilinden geçirir. Kendini değil. Allah dilerse deveyi iğne dilinden geçirir. Allah dilerse öylesine aşıklık, öylesine aşıklık, öylesine aşıklık akıdır aşıkının üzerine. Aşık o aşıklığın altında sarhoş olup maşuk verin der. Ama maşuk değil. Allah var ya hiçbir şey yok yani. Değil mi Allah? Ölüyor mu? Neden bulundu? Tam bir kalaha nasıl oturdu? Yok ki ya, maşuk yok ki. Aşık olduğu zaman maşık yok. Maşık olduğu zaman aşık yok. Yok görmüyor, dolayısıyla. Bunların arasındaki eğer biz dersek arada bir fark olmuş olur. Yani Allah bu noktada. Allah dilerse bu... Aşık, aşık, sevdi, 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 sevdi. Öyle bir hale geldi ki maşık benim. Gerçekte maşuk olur, yoksa aşık kendince öyle mi diyor? Doğru yanlış mı? Ya değil, o aşıkça doğru. Aşığın kendi halinde doğru. Aşığın kendi dairesinde doğru. Kendisini bağlayan doğru. Ama hakikat değil. Aşığın hakikati. Kendince doğru. Aşığı yerde koyar mı? Hiçbir şey yapmaz. Bunun zannını hoca çıkarmaz. Çıkarmaz. Onun halini hakikat dışında bırakır mı? Onun normalde hali hakikate aykırı değil, aykırı değil. Gerçek hakikat değil. Gerçek hakikat değil. Gerçek hakikat değil. Meçhul. Aşığın kendi hakikatidir o esnada. Aşığın kendi hakikatidir. Gerçek hak dairesinde hakikat değil. Orası meçhul. Acıyı bilen tatlının değerini bilir. Gerçek olmayan hakikatı bilen o zaman hakikatı hakikate yaklaşmıştır. Yani hakikate yaklaşmak, hakikatin kendisi olmak farklı bir şey. Kendisi olmak farklı bir şeydir. Bir şeyin kendisi zannedilmek farklı bir şeydir. Allah kulunu zannı üzerinde. Bir şey, bir kimse bunu Allah zanneder, Allah kulunu zannı üzerinde. Ama Allah bu mudur? Değil. Cenab-ı Hak bunun zannını boşa çıkarır mı? Hayır. Burada Allah'ın lütfu ikramı var. Allah değil mi? Bu manada o değil. Şirk olmuyor mu şimdi ya? Neden şirk olsun?
Muhabbattan ayrı. Ona da bakarsan şirk konuldu. Evet. Evet. Şirk, aklı tanıyabilmek için bir ölçü değil mi? Ölçü bir, evet. O zaman bu da şirk oldu. O zaman şirki bilen Allah'ın da şirk. Adamın şirk de şirk. Şirk de şirk oldu. Bu hakikat mı da? Hakikate yaklaşmak. Ama hakikat değil mi? Hiçbir şey tam manasıyla hakikat değil. Hakikatten marifet arasını takdiri. Aynı şey eskidir. Ne yakın ailelerde bazıları öz alıyor. Ama mezunlar farklı değil. Eğer bir şey bu hakikatin ta kendisi dersek yanılırız. Zahir manada Kur'an, elhamdülillahi rabbil alemin hakikattir. Allah ayetidir. Biz Kur'an-ı Kerim'in bir harfin hakikattan geri diyemeyiz. Ama algımızı hakikat diyebiliriz. Eğer algıyı biz kendi dairemizde hakikat görsek, bu bizim kendi dairemizdeki, kendimize ait hakikat algılayışı ve anlayışıdır. Hakikatin tam ortası değil. Hakikatin ta kendisi değil. Bilmemek midir hakikat? Bunu bilmemek cehalettir. Bilgisizlik. O yüzden sufilikte mana bilgisi önemlidir. O yüzden sufilikte muhakkak Mürşid-i Kamil'in bizim dibinde oturmak önemlidir. O kimse kendi hakikat bilgisini, sanısını, mürşidin hakikat bilgisiyle ayna haline getirir, kıyaslar. Kendini görür. Oradan kendince mürşidinin hakikatinin derecesi, hakikatinin derecesinde kendi hakikat noksanlıklarını görür. Kendi hakikatindeki eksik algıları görür, öyle diyor. O eksik algıları tamamlar. Şimdi merkezde millet burada harit nasıl soru soruyor? Benim hoşuma gidiyor harit. Anlatabildim mi? Mesela birisi diyebilir. Lan nereden çıkıyor böyle sorular diyebilir. Çok ağır bir anlatabildim. Oysa benim hoşuma gidiyor. Anlatabildim mi? Yani normalde çünkü sufi kendi hakikat sanılarını veya zanlarını böyle olgunlaştıracak. Böyle devşirecek, böyle olgunlaştıracak ve erginleştirecek. Onu ben normalde anlatırken yanlış anlaşılmasın diye eksikmiş gibi gösteriyorum. Anlatabildim mi? Benim nazarımda eksik değil, ham. Ben komple buradaki herkesin bu noktadaki hakikat dairesini ben ayağını sabit olarak görüyorum. O ayağını sabitede kendi iç aleminde, kendi mana aleminde ayağını sabitede kendisini düzeltecek. Kendisini düzeltirken yine ayağını sabitede, ayağını sabitenin içerisinde kendisine bir hakikat aynası bularaktan düzeltecek. Nasıl ayağını sabitede, orada ruhlar aleminde, ruhlar kendilerini hakikat aynasında görerekten, hakikat aynasına bakaraktan kendilerini düzelttilerse bu alemde, bu dünyada da ruhlar aleminde ayağını sabitede görmüş oldukları hakikat aynısına buradan bakaraktan kendilerini tamamlayaraktan yürüyecekler. Ayağını sabitenin içerisinde istersen bu dünyayı cennete cehenneme koy ve bütün her şeyi ayağını sabitenin içerisinde hala da yaşandığını hayal et. Her şey ayağını sabitenin içerisinde oluştuğunu düşün. O zaman bu ayağını sabitenin içerisinde oluşurken burada normalde insanlar kendi sanılarını ve zanlarını gerçeğe en yakın hakikate dönüştürmeye gayret ediyorlar. Bunun yolu bir, zahiri bilgiler, iki, manevi bilgiler. Zahiri bilgiler Kur'an ve sünnet dairesindeki oluşmuş olan daire ve noktalar, namaz kılmak, oruç tutmak, haramlardan uzak durmak gibi. Manevi bilgiler de algı. Padişahın rüyasında işte o bizdendir. Evet. Genişletendir. Genişletti. O seni tedavi edecek. Evet. O algı. Algıyı genişletiyor.
Burada o kimse deneme yanılma yapacak, ayağını sabite. O deneme yanılmayı yaparken hata yapacak, kendince. Veyahut da o hatasını aynaya bakınca görecek. Mümin, müminin aynasıdır. Ne demek? Kendisini düzeltmek isteyenler kendilerince bir mümin görürler. Ve mümin sıfatında vardır kendini düzeltmek. Ve o Cenab-ı Hak ona bir mümin daha koyar. Bir mümin daha koyunca o mümin herkes birbirini kendisini düzeltmeye çalışır. Birbirini aynada görür. Ayağını sabitedir bu alem. Bu alem ayağını sabiteyse hiçbir şey eksik noksan görmez. Her şey kendince kendi doğrusunu, kendi hakikatini ortaya koyuyor. Kendi hakikatini ortaya koyuyor. Kendi hakikati olur. Kendi hakikati gerçek manadaki hakikatten uzak mı? Hayır. Aynısı mı? Hayır. Hakikat o zaten. Hakikat başka bir şey değil. Ama herkes kendi hakikatini ortaya koyuyor. Kendi hakikatini o hakikatle yüzleştirdiğinde kendi hakikatinin nerede olduğunu görüyor. O kurucular kurulu zannı üzerin avam içindir o. Has bu noktada zan sahibi değil. Gizli şirk karıncanın gece yürüyüşü gibidir. Kendi hakikatine iman. Öyle kendi hakikatine. Bayanamaz sandırı. Evet, o kendi hakikatini doğru zannetti. Onu Rab kabul etti. Az önce namazı Rab kabul etmek, tövbeye Rab kabul etmek diyor. Tövbe Rab kapısı, Rab değil. Namaz Rab kapısı, Rab değil. Oruç Rab kapısı, Rab değil. Kur'an Rab kapısı, Rab değil. İyilik yapmak Rab kapısı, Rab değil. Onu aramak Rab kapısı, Rab değil. Onu bulmak Rab kapısı, Rab değil. Onu tanımak Rab kapısı, Rab değil. Onu sevmek Rab kapısı, Rab değil. Ama bu kapılar kendi içlerinde daha faziletli, daha derin, daha geniş, daha algısı yüksek. Bir kapıdan sonra bir kapı çıkıyor. Çıkıyor ama Rab değil o. Onun bir cihedi düşman insan. Onun önemli değil. Düşman dost arama kendine. Bırak sen nerede kaldığına kalmayacağına bakma. Bir öğreti var elinde. Sen öğretiye tabiysen orada kalmayacaksın ki zaten. Öğretiye tabi olmayan orada kalacak. Bu ne? O kimsenin mürşidi yok. O yüzden mürşidi olmayanın mürşidi şeytan. Yürünmez. Niçin? O kimse kendi sanısını Rab zanneder. Kalır orada, biter. O kimse kendince der ki kıl beşi bitirmişim. Bitti orada o beşi. O kendince öyle der. Ne var dünya adam orada oturmuş herkes onu bitti. Bitti. Veya alay eder. Şeyhimiz böyle diyor ya, bitti. Onun manadan haberi yok. Onun manadan haberi olmadığından sen de tebessüm edeceksin, geçeceksin ona. Siz cahilleri gördüğünüzde selam deyip geçiniz. Orada cahilden kasıt, aşıklıktan nasibi olmuyor. Evet. Eşeğin karı kökeni. Mürşitten haberi olmuyor. Tancantı, batancantı bile yok. Orada çünkü insanlar veyahut da bu yolda koşuyormuş gibi görünenler kendi bulundukları noktayı Rableştiriyorlar. Rab değil orası. Bir kısım sufilerin yaptıkları burada. Çok büyük kısmı. O yüzden sana itiraz ediyor bu yüzden. Evet, ben de o yüzden abi sana itiraz ediyorum. İtirazımın sebebi o. Ama bu beni rahatsız ediyor yani. Ben bir Rab bulayım da getireyim diyorum yani. Rab arayışım var. Arayacağım. Gidecek gibi değil. Yok, ne zaman zaten aramaktan geri durdu. Bu ben onu aramak değil olarak, aramak olarak görmüyorum. Bir kimse çünkü yolun başında, yolun sonunu görmüştür o kimse.
O yolun başında yolun sonunu gördüyse o koşucudur. Sen yolun sonunu gördüysen o sona doğru koşarsın. Ve hiçbir zaman dır ente gelemezsin. Hiçbir zaman finish'e gelemezsin. Ama finish yazısını gördün. Uzakta bir finish yazısı var. Bir uzakta finish yazısı var. İçin kavuşamıyor. Zor soru. Bir her şey. Aldatayım mı gerçeği mi söyle? Benim gerçeği kalbim dayanabilir mi? O zaman aldatayım. Gerçeği söyleyeyim. He? Hayırlısı inşallah. Akşamın olmasını beklerim hep saçlarını örmek için. Tel tel ayırırım bu kara saçlarını. Her kara saçımın üzerine kendimden 1001 tane renk bağlarım. Her renge 1001 koku sıkarım kendimden. Örer, örer, örer. Sabah tam oldu dediğimde bir bakmışım ki ellerimde saçlarım ve kokularım kalmış. Ben yine beklerim akşam olsun diye. Yine karanlık çöker. Yine gözlerimi aydınlatırsın senin saçlarını göreyim diye. Ben yine senin saçlarını tek tek elime alır. Yine taptaze bahar kokularını binbir renkte, binbir çiçekler. Teker teker elime alır. Teker teker süslerim. Sevgilim, saçlarını koklarım. Bilirim ki bir gün saçlarını boynuma asıp kendi ilan fermanını yazma yer beklerim. Ve yine sabah olur. Yine bakarım. Yine gitmişsin. Ellerim ellerindeyken gözlerim gözlerindeyken. Oysa dizimin dibindeydin. Nefesim nefesindeydin. Her gidişinin arkasından sen vefasızsın diyemem. Vefasız hep kendimi görürüm. Gittiğin yere gidemedim için. Beklerim yine akşam olsun diye. Yine karanlık çöker. Yine ben büyük ürünmüşle umutla yine saçlarını alır. Teker teker şiirler yazarım bu sefer gitmeyesin diye. Ama arabeskçe, ama ağır, ama divanca, ama ağırca. Bildiğin ne kadar heceler varsa, ne kadar resimler, ne kadar havuzlar varsa, ne kadar cümleler, kelimeler varsa hepsini teker teker saçlarına koyar yine. Sen okuyasın diye. Ama sabah olur. Yine sen gidersin. Ve ben arkandan yine akşamın olduğu yerde bekletiyorsun, gelmiyorsun demem. Yine akşamın olduğu yerde yine beklerim. Büyük bir ümit ve sabır. Ve o ümidi de, o sabrı da senden bilir. Sen verirsin o ümidi. Sen verirsin o sabrı. Sen verirsin dudağıma şeker yalayıklarını. Sen verirsin çöl rüzgarlarının dudaklarını çatlatmayı tıklığına tükürür. Beklerim. Dudağıma dudağım koyar yine gecenin yarısında o çöl sıcağında. Kah kızıl deniz kenarlarında dolaşır. Kah okyanusun içlerinde. Kah Himalayalarda dolaşırız. Kah karların içerisinde dolaşırız. Hiçbir su, hiçbir okyanus dudağımdaki çatlara geçirmez. Seni beklerim sevgili. Dudağıma bir dakika nefesini nefesini diye. Dudağımda çatlaklı, dilimde koydu. Gözümde ıslaklı, sabah oldu. Yine sen yoksun. Yine diyemem sen vefasızsın diye. Böylece yaşım ihtiyarlar, saçlarım beyazlar, sakalım beyazlar, vücudum çöker. Hiçbir zaman demem saçıma akın sen sevgili diye.
hiçbir zaman sakalımızdan ağrımıştır. Saçım sakalım kendi vefasımızdan ağrımıştır. Ben yine bir geceyi bekleriz. Ve sen yine gelirsin her gece geldiğin gibi. Yine saçlarını benim önüme dökersin. Kalkınlarını saymakla tüketemeyeceğim ben. Ben yine teker teker gücümü yettiğince alırım. Bildiğim bütün şarkıları söylerim. Bildiğim bütün zikirleri çekerim. Bildiğim bütün duaları ederim. Ne kadar gözyaşım varsa dökerim. Teker teker örerim. Sabah olduğunda bakarım. Sen yine gitmişsin. Yine bana hasret düşer. Gündüzün sıcağında soğuğunda. Yine bana hasret düşer. Yollarda, ovalarda, dağlarda, bayırlarda. Yine benim gözümde hasret vardır. Yine benim içimde hasret vardır. Yine benim dudağım titrektir. Hasret döküsünden. Yine benim dilim pertektir. Hasret şarkılarından. Ben yine geceyi beklerim. Büyük bir ümitle. Sen yine geleceksin bilirim. Ve hiçbir zaman şüpheye düşmem. Sen yine geleceksin. Yine dizimi dizime dayayacaksın. Yine ellerimden tutacaksın sımsıcak. Yine titreyen dudağıma bir damla nefesini vereceksin. Ben senin dudağından akan damlayı beklerim sevgilim. Ne zaman gelir dudağıma damlatırsan o benim için ah ayağım. Bu beklersin. Yine beklersin, yine beklersin, yine beklersin. Sıkıldıysan gidebilirsin. Bunun üstüne gitmez artık.
Şimdi bağlamak gerekiyor şimdi bize. Hemen Zahir. İstanbul'a kadar almak yeter mi ki İstanbul? Sen doğal dolaş biraz böyle Trakya, Romani, Karadeniz öyle. Bir kokla dolaştın yanlarda. Nerede gönlü kırık var, nerede kafası kırık var. Ciğer yanık var, kokmayacak. Aşık kokusundan beri. Yo. Ya bu taraftan. Bu doğru bak işte. Bu doğru işte. Evet. Yeni mi zannediyorum kendimi? Ya Allah.